Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve ekranda gördüğünüz 28. Tanrılar Canavarlara Karşı isimli Brawl Pass sezonunda Brawl Pass Plus'ı alırsak ve tamamen sıfır bir hesapta sonuna kadar getirip bütün ödülleri toplarsak ne olur? Bu Brawl Pass Plus sezonunun içerisinde hangi ödüller var ve sıfır hesabı nereden nereye getirecek? Şu anda ekranda gördüğünüz gibi tamamen sıfır bir hesap açtım arkadaşlar ve Supercell'in test hesabı içerisindeyim. Brawl Pass Plus'ı öncelikle bir açalım. Şöyle son seviyeye de getirdim arkadaşlar. Şimdi bütün ödülleri toplayacağız. Siz de aşağıdan lütfen bir tane like atarak bu serinin devamı için bana destek olmayı unutmayın. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. Ve yeni sezonda da hem marketten hem de Supercell Store'dan kod bölümüne onur yazarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi en baştan ödülleri toplamaya başlayalım arkadaşlar. Mücevherle başladık. 1000 mücevher sonra plus aldığımız için ikinci bir ödül daha veriyor. 1500 mücevher daha veriyor arkadaşlar. Buradan güç puanını aldım. Bakın böyle bir tane rozet var. Oyuncu rozeti gerçekten güzel bir oyuncu rozeti. Ve bunu da aldık. Şimdi buradan hemen star hediyemizi açtık arkadaşlar. Ve yine bir kredi verdi. Ve bu krediyi verdiği için ilk Nita'yı açamadık. Alttakini de aldık. Ve şu anda Nita'yı açtık arkadaşlar. Yani ilk karakteri açtık. Aslında bu Shelly'den sonraki ikinci karakterimiz oldu. Şimdi hemen El Primo ile devam ediyoruz. Burada bir 100 mücevherimiz var. Burada yine bir tane star hediyesi var arkadaşlar. 1000 altınımızı aldık. Üstüne 1500 altın daha aldık. Bayağı bol bol ödül alıyoruz. Ve bu sezonda böyle rozetler falan var. Bakın bu rozet de bayağı güzel bu arada. Kırmızı bir rozet bu da arkadaşlar. Buradan yine star hediyesini şöyle alalım isterseniz Ender. Star hediyesi burada yine bir tane kredi. Bir tane daha kredi aldım. El Primo karakteri de şu anda gelmiş oldu. Süper Ender bir karakter açılıyor. Ve Jesse geliyor. Tamam. Burada bir mücevher aldık. Yine star hediyesini buradan açıyorum ve 10 elmas, 10 elmas daha, altta 10 elmas daha ve 30 elmas aldık. Bakın böyle bir tane rozet daha var arkadaşlar. Gerçekten güzel bu arada. Alkış rozeti bu da. Ve hemen şuradan star hediyesiyle devam ediyorum. Burada 1000 güç puanı, 1500 güç puanı daha ve 1000 güç puanı da aşağıda, toplam 2500, 1000 daha 3500 güç puanı veriyor. 10. seviyede gerçekten bayağı fazla. Şuradan bir tane süper ender verdi. Burada yine 100 kredi. Bir 100 kredi daha mı verdi? Aynen, bir tane daha 100 kredi. Bakın bir tane daha oyuncu rozeti geldi arkadaşlar. Bu da bu şekilde bir oyuncu rozetiymiş. Hemen buradan devam edelim. Star hediyesiyle bu ender. Ve burada 1000 altın veriyor. Şimdi kostümlere geçeceğiz. 30 seviyede karakter veriyor ya da herhangi bir kredi alabiliyorsunuz. 1000 krediydi sanıyorum. Onu hangisine vermek daha mantıklı olabilir? Ona da bakarız yine. Ve burada yine kredileri alıyorum. Jesse karakterini de açtık. Kredilerle hemen devam edelim. Ender Savaşçı da şu anda açılıyor. Poco ve evet, yeni bir tane daha oyuncu rozeti arkadaşlar. Şöhrette bir dünyalı bir rozet vardı arkadaşlar. O da aynı bu şekilde bir şey yapıyordu. Böyle ellerini falan sallıyordu. Sanki ondan esinlenerek mi yapmışlar acaba rozeti bilmiyorum ama tanıdık geldi. Belki onu biliyorsunuzdur. Dünya rozeti vardı aynı bu şekilde. Elini sağa sola sallayan. Evet, buradan elmasları aldık. 10 elmas da buradan aldık. Ve buradan devam ediyoruz. Bak bir tane sprey geliyor bu arada, gördünüz değil mi? O sprey bayağı güzel bir sprey. Hemen onu da göstereceğim size. Şunu alalım. Bakın böyle bir tane sprey var. Bu sprey de bayağı güzel bir sprey. Ve güç spreyi, yani böyle güzel spreylerden bir tanesi. Benim hoşuma gitti. Yani bu sezonun kozmetikleri falan gerçekten güzel arkadaşlar. Ben sevdim rozetlerini falan. Ve şuradan yine süper ender bir savaşçıya doğru ilerledik. Jackie geliyor. Bakın burada şunu da açalım. Yeni savaşçı için kredi alabileceğiz ya da buradan herhangi bir savaşçıyı seçebileceğiz. Şimdi burada istediğin herhangi bir savaşçıyı seç diyor. Herhangi destansıya kadar olan bir savaşçıyı seçebiliyoruz. Normalde siz bu Brawl Pass sezonunu eğer alırsanız arkadaşlar burada Barry karakterini de görebileceksiniz. Çünkü Barry karakteri zaten bu sezon, yani Temmuz ayı sezonunda oyuna eklenecek destansı karakter olacak. O yüzden şu anda burada test hesabı olduğu için görünmüyor. Ama eğer siz alacak olursanız burada Barry karakterini görebilirsiniz ve direkt olarak tıklayıp o karakteri alabilirsiniz. Ya da bunun yerine buradan 1000 kredi de alabiliyorsunuz. Ama 1000 kredi alırsanız o anda star yolunda hangi
bir karakter açılıyorsa ona gidiyor. Ama mesela yeni gelen bir karakter varsa beri gibi direkt olarak tıklayıp onu almanız daha mantıklı. Şimdi onu ben göremiyorum. O yüzden buradan bana önerdiği Ems karakteri varmış. Ben şu anda Ems karakterini aldım. Ama dediğim gibi eğer siz Brawl Pass Plus ya da Brawl Pass alacak olursanız buradan beri karakterini alabileceksiniz. Hatta Brawl Pass sezonu geldiği gün arkadaşlar saat 12'de Brawl Pass sezonu geliyor genelde. 2 saat önce yani saat 10'da o sezonun karakteri geliyor. Mesela bu Brawl Pass sezonu için Barry karakteri. Sonraki ayın Brawl Pass sezonunda da Clancy isimli gizemli karakter gelecek. Yani eğer sabah 10'da o karakter geldiği zaman Star yolunda açılan karakteri Barry karakteriyle değiştirirseniz kredilerinizi de saat 10'da o tarafa aktarabilirsiniz. Çünkü diğer türlü bir önceki Brawl Pass sezonu yani içinde bulunduğumuz Brawl Pass sezonundaki bütün krediler şu anda Star yolunda hangi karakteri açıyorsanız otomatik toplanırsa eğer oraya gidiyor. Eğer otomatik toplanmasını istemiyorsanız dediğim gibi Brawl Pass'in başlayacağı gün saat 12'de Brawl Pass sezonu başlıyor. Saat 10'da yeni karakter geliyor. Saat 10'da oyunda olun. Hemen buradan ödülleri toplamaya biz devam edelim. Bu arada 30. seviye diye hatırlamıştım. 25. seviyeymiş arkadaşlar. Hemen buradan kredileri falan da alalım. Şuradan yine mücevherimi aldım. Ve burada star hediyesi alıyoruz. Burada yine bayağı bir elmas var arkadaşlar. Şimdi mega kutularla birlikte bayağı elmasa da doyacağız bence. Böyle bir tane daha rozet var. Burada da hayır falan yapıyor eliyle. Ve yine star hediyesinden süper ender geldi. En sonda bir tane efsanevimiz var en azından garanti. Oradan belki bir şeyler verir. Burada yine bir tane daha süper ender verdi. Buradan da bir şey gelmedi. Jackie'yi de sanıyorum açacağız bu arada. Aynen Jackie'yi de açtık. Bakalım sıradaki hangi enderlikte olacak? Ender bir savaşçı daha. Harley'i seçelim çok fark etmez. Burada bir tane daha rozetimiz var. Bu da ağlama rozeti. Ve buradan devam ediyorum. Şimdi o esas Brawl Pass'in ve Brawl Pass Plus'ın kostümlerine de geleceğiz arkadaşlar. Onlara da bakacağız. Gerçekten ben Ems karakterini çok seviyorum. Ve bu arada gizemli geldi. Ve Ems karakterine harika kostümler var. Onlara da bakacağız. Ve gizemli buradan da altın verdi. Hemen buradan Barley'i aldık mı? Aynen. Barley karakterini de aldık. Bayağı bir karakter falan alınabiliyor. Yani bir Brawl Pass sezonundaki bütün ödülleri toplayınca bayağı hesap iyi bir yere doğru geliyor arkadaşlar. Buradan 100 kredi daha aldım. Böyle bir oyuncu rozeti var. Burada da yazı tura gibi bir şey mi attı? Elinde kılıcı olan bir başka rozet. Bak burada bir tane daha bu arada gizemli geldi. Ve gizemlinin içerisinden ne geldi? Otis karakteri geldi arkadaşlar. Aynen çok ilginç. Gizemli star hediyesi içerisinden böyle bir de Otis karakteri aldık. Ve buradan 30 elmas mı verdi? Toplamda herhalde 30 elmas daha verdi. Bir tane daha destansı ve 200 altın. Şuradan altını yine alıyorum. Devam ediyorum. Burada bir tane daha rozetimiz var. Bu da kalp rozeti. Hızlı bir şekilde devam ediyorum. Süper ender. Güzel. Burada yine elmaslarımızı alalım. Şurada yine elmasımız var. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. 43. seviye. Yine süper ender de mi kaldı? Aynen ender de kaldı. Şurada plus'ın altınlarını falan alalım. Ve şimdi yeni oyuncu simgemiz bu şekilde. Bir tane daha star hediyesi aldık ücretsiz yoldan. Şuradan krediyi aldık ve arkadaşlar şimdi önce şunları bir almadan önce diğerlerini almak istiyorum. Bunların hepsini biz bir alalım isterseniz. En son kostümleri göstereceğim. Çünkü kostümler biraz farklı. Yani normal Brawl Pass ve onun dışındaki Brawl Pass Plus'ın renk seçeneklerini falan bir göstereceğim size. Şurada şeyler var. Şuradan bir de efsanevi star hediyemiz vardı. Buna da tıkladım arkadaşlar ve içerisinden El Corazon çıktı. Güzel bir kostüm çıktı gerçekten. Güzel bir şekilde bitirdik. Şimdi burada bazı şeyler karışıyor arkadaşlar. Öncelikle 50. seviye, 48. seviye bir de 46. seviyede 3 tane kostüm. Yani bir kostüm 2 de renk seçeneği var. Biliyorsunuz 2 tane paket var. Bir normal Brawl Pass bir de Brawl Pass Plus. Eğer normal Brawl Pass alırsanız arkadaşlar en son seviye yani 50. seviyedeki normal Brawl Pass kostümü arkadaşlar. Brawl Pass Plus almasanız bile Brawl Pass kostümü olarak bunu normal Brawl Pass'te alabiliyorsunuz. Yani bu kostüm arkadaşlar bu normal Brawl Pass kostümü Medusa Ems kostümü şu an ekranda gördüğünüzde zaten kazanma animasyonu oluyor biliyorsunuz ilk seçtiğiniz zaman. Ve şimdi bunu isterseniz seçelim yanında böyle kozmetikleri var. Şimdi eğer Plus alırsanız yani Brawl Pass değil de Plus alırsanız bu iki tane renk seçeneğini alıyorsunuz. Üstüne şuradaki oyuncu unvanını alıyorsunuz. Bunun dışında bir de hani iki kere tıkladığımız yerler vardı ya mesela şunun gibi o ikinci ödüllerde yine Plus ödül. Yani Plus aldığınız zaman daha fazla kaynak alıyorsunuz. Ekstra iki tane kostümün renk seçeneğini alıyorsunuz. Bir de en sondaki oyuncu unvanını alıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan ölümsüz isimli oyuncu unvanını da aldık. Güzel bir
oyuncu unvanı verdi. Renk seçeneklerini de isterseniz bir alalım. Şöyle bir bakalım. Safir Medusa Ems. Bunu da böyle aldım ve bir de böyle bir renk seçeneğimiz daha var arkadaşlar. Bu da Yakut Medusa Ems'miş ve bunun da yanında yine nasıl bir rozeti var? Böyle bir rozeti varmış. Şu anda 3800 mücevher, 20400 altın, 150 elmasımız var. Herhangi birini yükseltmek istediğimiz zaman da 6250 de güç puanımız olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. 9 tane karakterimiz var. Otis falan çıktı. Gerçekten güzel bir açılım ve güzel bir Brawl Pass Plus oldu. Şurada Ems'in kostümlerine bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Sizce bunlardan en güzeli hangisi? Yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Bu normal Brawl Pass kostümü buydu galiba. Medusa Ems. Bunun dışında Yakut Medusa Ems. Bu da güzelmiş. Bütün hepsi güzel bu arada. Ben üçünü de aslında beğendim. Bir de şurada Safir Medusa Ems diye. Bu da güzel. Ben herhalde bunu daha çok beğendim. Kırmızı olanı. Ya da bu da güzel ya. Bilmiyorum ama kırmızı olan daha hoşuma gitti. Şöyle kostümün etrafını da bir kere daha çevireyim isterseniz arkadaşlar. Kostüme şöyle burada bir kere daha bakalım ve şimdi de oyunda deneyelim. Şöyle atışlarına bakalım. Gerçekten çok çok güzel. Süperine de bir bakalım. Süperinde Medusa olduğu için böyle yılan falan da çıkıyor. Bayağı değişik güzel bir kostüm yapmışlar. Zaten daha önceki kostüm videosu içerisinde bu kostümü hatta kazanma kaybetme animasyonlarını falan her şeyini göstermiştim. Şöyle bir de hiper şarjlı olarak bakalım isterseniz. Hiper şarj olunca tabii bütün o animasyonu vesairesi galiba farklı bir hale geçiyor ama bu da bu şekilde. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Dediğim gibi her sezon buradaki Brawl Pass Plus ödüllerini sıfır bir hesapta topluyorum ve hem hesap nereden nereye gelir hem hangi ödüller var bunları göstermek istiyorum size. Siz de lütfen aşağıdan bir tane like atarak bana destek olmayı unutmayın. Aynı zamanda kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim ve hem marketten hem de Supercell Store'dan kod bölümüne onur yazarak da bana destek olabilirsiniz. Şu an ekranda hem en son yüklediğim Brawl Stars videosunu hem de 5 Brawl Pass Plus çekilişimin olduğu video görebilirsiniz. İzlemediyseniz o videoları da izleyin ve çekilişe katılın. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.